Kapana kısılmış olmanın duygusunu hatırlıyorum. Silah seslerinin yaklaştığını hatırlıyorum. Işıkları söndürdük ve birbirimize fısıldadık ki sınıfta hiç kimsenin olmadığı zannedilsin. Ve bu şekilde hayatta kalabilelim. Bazı kelimeler vardır, anlamları çok derindir. 7 Kasım 2007 tarihinde Finlandiya'da Jokela'da bir lisede öğrencinin biri eline silahı alıp bayan müdür de dahil olmak üzere toplamda 8 kişiyi öldürdü ve kendisine de ateş ederek intihar etti. Toplamda 9 ölü, 12 ağır yaralı vardı. Bu kara olay tarihe Jokelan Koulusurmat veya Jokelan Surma diye geçti. Bugünkü kitabımız Koulumus Delmat. Kiusaminen on Vakivalta. Kiusaminen akran zorbalığı, Vakivalta şiddet. Akran zorbalığı bir şiddettir. Biraz önce okuduğum cümleler bu kitaba aitti. Bu yaşanılan olayın Finlandiya'da olduğunu önce anlayamadım. Sanki Afganistan'da veya da başka bir ülkede yaşanmış gibi okuyordum. Sonra Finlandiya'da yaşanmış olduğunu anlayınca çok şaşırdım açıkçası. 2007 yılında böyle bir olay yaşanmış ve bu kitaptan aldığım bazı kavramlar, kelimeler, silah sesi, laukaus, atış anlamına da geliyor. Mesela silah sesi duyuldu. Böyle bir cümle kuralım. Kuului laukaus. Veya tek atışta kuşa isabet ettirdi. Bu cümledeki atış laukaus kelimesiyle ifade edilecek. İsabet ettirmek osua fiili. Osui lintuun kuşa isabet etti. Ühterle laukauk sella. Tek atışta ühterle laukaus. Laukaus atış laukauk sella. Tek atışta kuşa isabet etti. Sert bir vuruşla topu kaleye gönderdi. Burada vuruş yapmak laukaus fiiliyle ifade edilecek. Toimitti yani gönderdi ballon topu. Luyalla laukaus sella. Luya sert bir şekilde, hızlı bir şekilde luyalla laukaus sella vuruşla Mali'nin kaleye gönderdi. Bu kitaptan aldığım en güzel kelime belki tuzak. Ansa, tuzak. Ansa demek. Muistan ansassa olemisen tunteen. Biraz önce okuduğum cümleler. Muistan sen kun laukaukset tulivat lahemmas. Ansa tuzak demek. Muistan hatırlıyorum. Ansassa tuzakta olemisen olmanın tunteen duygusunu. Tuzakta olmanın duygusunu hatırlıyorum. Kapana kısılmış olmanın diye çevirdim. Öyle çevirmek de mümkün. Ama kelime kelime çevirince tuzakta olmanın duygusunu hatırlıyorum. Muistan sen hatırlıyorum neyi? Kun laukaukset silah sesleri tulivat lahemmas yakına geldiklerini hatırlıyorum. Veya şöyle de kullanabiliriz. Böyle bir soruya cevap vermek tuzağa düşmek olur. Nasıl kuracağız böyle bir cümleyi? Kendinizi biraz zorlamak istiyorsanız videoyu durdurup cümle kurmayı deneyebilirsiniz. Böyle bir soruya nasıl diyeceğiz? Küsümüksen mutta miten küsümüksen? Tuollaysen küsümüksen. Böyle bir soruya temmöysen küsümüksen olur. Veya tehen küsümüksen bu soruya, böyle bir soruya vastaminen cevaplamak. Böyle bir soruya cevap vermek, cevaplamak, böyle bir soruyu cevaplamak. On kuin astuisi ansaan. Astua adımlamak, ansa tuzak, tuzağa adımlamak gibi olur. Böyle bir soruya cevap vermek tuzağa düşmek olur. Düşmek gibi olur. Astua adımlamak, tuzağa adımlamak gibi olur. Soruda bir tuzak vardı. Evet, bunu nasıl diyeceğiz? Küsümüksen katkevtüi ansa. Soruya tuzak gizlendi. Katkevtüve gizlemek, saklanmak. Pilotta demek. Küsümüksesse oli ansa deseniz ne olur? Gene olur, anlaşılır. Polis soyguncuya tuzak kurdu. Durdurup deneyebilirsiniz cümle kurmayı. Polisi ne yaptı?
Aset Ryösteğille Ansan soygunculara tuzak kurdu. Ryösteğille Ansan. Aset Dağı yerleştirmek, polis soygunculara tuzak yerleştirdi demiş oluruz. Polisi Virit'tir Ryösteğille Ansan. O zaman ne oluyor? Virit'te de akort yapmaktan hatırlayabilirsiniz. Viritüs, akort. Virit'te ayarlamak yani. Polis soygunculara tuzak ayarladı gibi bir anlam oluyor. Kitap tabii şiddetle ilgili, zorbalıkla ilgili konuları ele aldığı için bu tip cümleler sıklıkla karşıma çıktı. Yüreğim ağzıma geldi. Nasıl ifade edeceğiz bunu Fince'de? Süden nosi kukkuni. Kurku. Boğaz. Nos da yükselmek. Kalp. Süden. Nosi yükseldi. Kurkkuni boğazıma yükseldi. Ama tam Türkçe'ye karşılığı belki yüreğim ağzıma geldi demek olur diye düşünüyorum. Geçmişi değiştiremezsin ama geleceği değiştirebilirsin. Böyle bir olay yaşandı. Bir daha böyle bir olay olmaması için neler yapabiliriz? Menneysüz, geçmiş. Tulevaysüz, gelecek. Menneysüz de ey boy mutta, geçmişi değiştiremezsin. Mutta fakat tulevaysüz da voy. Geleceği değiştirebilirsin. Bu cümle yapısında iki defa muutta demeye gerek yok. Menneysüt de evoy muutta, geçmişi değiştiremesin. Fakat tulevaysüt da voy deyince mesele anlaşılıyor. Kipu este meyte tekemeste vahinkova kudoksille. Türkçesini yazmadan direkt bir cümle. Kudos doku demek. Vahinko zarar vermek. Kipu ağrı este engeller meyte bizi. Tekemeste vahinkova kudoksille. Dokularımıza zarar vermekten engeller. Eğer kolumuz ağrıyorsa hareket ettirmekte zorlanırız ki vücut kolumuzu korumuş olur. Hapea utanma, utangaçlık, on puelestan. Puelestan ayrı bir video konusu olabilir bu kelime. Hapea on puelestan. Utangaçlık açısından bakacak olursak bir taraftan utangaçlık diyelim. Sosyalista kipua yani sosyal bir ağrıdır. Yoka öyle bir sosyal ağrı ki estemeyte engeller bizi neyden tekemeste vahinkoa zarar vermekten zarara uğratmaktan engeller ihmissuh değillenme ihmissuh de insan ilişkileri ihmissuh değillenme bizim insan ilişkilerimize zarar vermekten bizi korur. Koruyan ne burada? Hapea cümlenin öznesi. Hapeon puelestan sosyalista kipua. Utangaçlık sosyal ağrıdır. Yoka este meyte tekemeste vahinkua ihmisuh değillenme. Espriyle karışık laf sokmak. Böyle bir deyim buldum. Hemen aldım sizin için. Nasıl söyleriz bunu? Vitsien var yolla pilk koaminen. Pilk koaminen incitici laf söylemek demek. Varyo gölge. Vitsien var yolla. Esprinin gölgesinde incitici laf söylemek. Yani espriyle karışık laf sokmak diyebiliriz Türkçe'de. Söylemeye dilim varmıyor. Tabii öyle olaylar anlatılıyor ki kitapta. Bunları söylemeye dil varmıyor. Bunu nasıl diyeceğiz Fince'de? Kieli ey taybosite enen. Yüksek sesle söylemek. Sanosite enen. Yani fısıldayarak değil yüksek sesle söyle demek oluyor. Kieli ey tayvu. Tayvu tanıdık bir fiil aslında. Taypua. Hani kelimelerin tayvutus diyoruz. Kelimelerin farklı modları. Dil buna dönmüyor demek burada. Dil ona sesli bir şekilde dönmüyor. Kieli ey taybosite enen. Söylemeye dil varmıyor diyebiliriz. Yatıştırmak. Tuğdit davutuva. Kelimeyi söylemek için pratik gerektiriyor, çalışma gerektiriyor. Tuğdit tavutuva, yatıştırmak. Düşüncelerimi yatıştırdım. Tuğdit tavudun ayatuk seni. Düşüncelerimi yatıştırdım. İntikam, soğuk yenen bir aştır. Değil mi? Kosto, intikam. Viha, vakivalta ya kosto. Yani viha, düşmanlık. Vakivalta, şiddet. Ve kosto, intikam. Eyvat koskan oler ratkaysua. Bunlar hiçbir zaman çözüm olamazlar. Ratkaysu çözüm.
Viha düşmanlık, Vakivalta şiddet ve Kosto intikam, Eyvat koskaneler, Ratgaysua çözüm olamazlar. Bunlar hiçbir zaman çözüm olamazlar. Koskaan deyince de hiçbir zaman çözüm olamazlar. Peki intikam soğuk yenen bir aştır. Bunu nasıl diyeceğiz? Yazın isterseniz yorumlara. İş işten geçti artık. Bunu ifade eden bir deyim buldum burada. Hemen sizin için aldım bak. Mayto on yo maasa. Süt yo artık zaten yerde. Artık iş işten geçti. Mayto süt. Maasa yerde zeminde. Süt artık döküldü. İş işten geçti. Mayto on yo maasa. Yo deyince zaten artık yerde döküldü. Hayatımın dönüm noktasındayım. Hayatın dönüm noktası olla elemansa tayte kohtassa. Tayte kohta kırılma noktası. Kohta nokta. Tayte kırılma, kırma, bükme. Hayatın olla elemansa tayte kohtassa. Hayatın kırılma noktasında olmak. Bu videodan faydalandığınızı umuyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.